İstanbul'daki salgının kontrol altına alınması, Türkiye'deki salgının kontrol altına alınması demektir. İstanbul'a bugün Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar geliyor. İstanbul'daki insanlar Anadolu'ya gidiyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun çıkış son derece hakkıdır. Yasak benden, çözüm senden olmaz diyor İmamoğlu. Bakın, İsmail Küçükkaya'nın programında hangi ifadeleri kullanmış? İstanbul'a hep beraber çözüm bulmalıyız. Toplu taşıma konusunda çözüm mesaisi de düzenlenmeli diyor. İnsanlar bir şekilde toplu taşımayı kullanmak zorunda işine gitmek için. Ama o metrobüsler, metrolar, tramvaylar, otobüsler ağzına kadar dolu olursa nasıl sosyal mesafe kuralı olacak ki insanlar? Bakın İmamoğlu neler diyor. Yasak kondu diyelim yani. Nedendi? Toplu taşımada ayakta... Yeni Şafak'ta vardı bu Hilal. Gel. Evet. Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Şimdi tamam, şükürler olsun biz valiliğimizle güzel bir istişare başlattık dün itibariyle. Ve hızlıca bunun İstanbul formülünü çözmemiz gerekiyor dedik. Yani bu hani yasak senden çözüm bendendi. Yani geçen gazetede de güzel bir başlıktı. Bu olmaz. Tam tersi yürümeli aslında. Nasıl? Yani biz önce İstanbul'da oturmalıyız. Beraberce hep beraber bir çözüm bulmalıyız. Bu çözümü raporlaştırmalıyız. Ankara'ya gitmeli. Ankara'daki yetkililer bunu Türkiye'ye duyurmalı. Yani oradan bir açıklamayla İstanbul'u tanımlayamazsınız. Çünkü şöyle düşünelim. Metrobüste ayakta yolcu yasak dese. Pardon. Şimdi bak Albayrak grubunun gazetesi bugün. Metrobüs kabusa dönüyor diye bir manşet atmış. İstanbul'da metrobüs ve İETT başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk endişe veriyor. Bunu bir değerlendirelim. Şimdi yani inanın bu gazetelerin haberlerini alıp böyle bir seri yapsanız, yan yana koysanız bazı gazeteler, sözüm ona bu arkadaşlar, yani böyle yan yana bir yalan dizisi gibi. Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum bakın. Yani olaydan ben ne çıkartırım gibi ve İstanbul'dan ne çıkartırım gibi o kadar acı ki. Yani şu anda atıyorum, isim vermek istemiyorum, bir başka belediye başkanını zan altında bırakmak istiyorum. İstemiyorum. Hangi ile gitseniz neyi görmeyeceksiniz mesela? Niye İstanbul odaklı? Neyse şuna gelmek istiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır ve ayakta yolcu sayısı çoktur. Yani koltuk sayısı dediğiniz zaman metrobüs taşımaz anlamına gelir. Şu anda alınan tedbir, yani direkt konulan yasağa bakarsanız bizim 2 milyon civarındaki yolcuyu taşımıyoruz sizi dememiz anlamına gelir. Yani bu da mümkün mü? 2 milyon yolcuyu taşımıyoruz demek mümkün mü? Mümkün değil. İnsanlar işine gücüne bir şekilde gidecek. Yetkililerle bir masada oturup çözüm bulmak gerekiyor. Partili partisiz ayrımı yapılmaz. Pandeminin ilk günden itibaren biz bunu söyledik. Bu işte partili partisiz ayrımı yapılmaz dedik. Herkes bir araya gelip konuşacak. Hatay'da yangın çıkıyor. Yetkililer oraya gidiyor. Hatay Belediye Başkanı'yla görüşmüyorlar. Bu da oldu yani. Yeni bir olay. Yeni. Hatay'daki yangında giden bakan Hatay Belediye Başkanı'yla hiç görüşmemiş.